Bir önceki dersimizde ES6 ile gelen RO functionları gördük. RO functionların kullanımı gerçekten basitti. Ancak RO functionları kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Hatırlarsınız ki yeni bir tane fonksiyon, yani bir function tanımladığımızda bu function'ın bir scope oluşturduğunu ve bu scope içerisinde tanımladığımız değişkenlerin ayrı olarak ele alındığını, ayrı bir scope olarak ele alındığını biliyoruz. Ancak arrow function'larda bu durum söz konusu değil. Yani kendisine yeni bir scope oluşturmuyor, yeni bir context oluşturmuyor. Dolayısıyla arrow function'lar içinde bulunduğu context içerisinde ele alınıyor. Peki bu dediklerimizi bir örnek üzerinden görüp daha iyi anlayalım. Şimdi ilk olarak gelip şöyle list isminde bir tane obje oluşturacağım. Bir object literal ve object literal'ın içinde örneğin şöyle kategori alanı olsun. Ve gelip örneğin şöyle telefon kategorisi diyelim. Ve telefon kategorisi içerisinde örneğin şöyle ürün isimleri olsun. Bunlar da bir dizi olsun. Birden fazla ürün ismi tanımlayayım. Örneğin şöyle gelip iPhone 8 diyelim. Ya da gelip şöyle Samsung S8 diyelim. Ya da gelip şöyle iPhone 7 diyelim. 3 tane ürünümüz olsun yeter. Names'ten sonra gelip şöyle call isminde bir eleman oluşturalım ve bu eleman bizim için bir fonksiyon olsun. Yani bizim bu objeye hizmet eden bir eleman olsun. Ve bu elemanın görevi ise bu objenin içerisinde bulunan names'leri ekrana gelsin yazdırsın. Yani list.call dediğimde bütün names'ler yani bütün ürün isimleri hatta kategori ekrana yazılsın. Burada yapmamız gereken this.names.map metodu ile gelip şöyle bir function diyelim. Ve function içerisine örneğin names'lerden teker teker şöyle name gönderelim. Yani dizi içerisindeki her eleman sırasıyla name'in içerisine kopyalansın. Ve kopyalandığı anda da console.log ile gelip bunu ekrana şöyle yazdıralım. Burada yapmamız gereken şöyle bir dolar ve gelip şuraya name yazdıralım. Ve bunu yazdırıp gelip şöyle list.call metodunu aşağıda çağırdığımız zaman ekrana bütün ürün isimleri bu şekilde yazılır. Peki buraya kadar problem yok. Çünkü biz burada bir property oluşturduk. Örneğin kategori names ve call. Ve bu call property içerisine buradan bir fonksiyonu attık. Yani list üzerinden call'u çağırdığımız zaman yeni bir fonksiyonun kapsamına girmiş olmuyoruz. Burada fonksiyonu bu property içerisine aktarıyoruz. Dolayısıyla bu call üzerinden bir işlem yaptığımızda biz arka tarafta bir fonksiyon geliyor. Ve bu fonksiyon içerisindeki this gene içerisinde bulunduğu objeyi temsil ediyor. Bunda problem yok. Ancak bir fonksiyon içerisinde yeni bir fonksiyon oluşturduğumuzda işler biraz karışıyor. Şimdi biz buradaki dizler içerisindeki name'leri teker teker buraya aktardık ve ekrana yazdırdık. Bunda herhangi bir problem çıkmadı. Ancak gelip biz buradaki kategoriyi yazdıralım. Gelip örneğin şöyle diyelim. Şöyle gene bir dolar diyelim. Ve şöyle parantezler içerisinde gelip kategori yazdırmamız gerekiyor. Kategoriyi nasıl yazdırırız? Diz deriz. Diz objesi. Burada biz listi temsil etsin isteriz ama temsil etmeyecek. Diz nokta gelip kategori deriz. Ve bunu kaydedersek bakın burada undefined alırız. Çünkü buradaki kategori burada tanımlanmıyor. Burada tanınmıyor. Bunun nedeni yeni bir tane fonksiyonun içerisinde olmamız. Yani bizim aslında buradaki fonksiyon içerisindeki dize ulaşmamız gerekiyor. Yani buradaki dizle buradaki diz şu anda farklı oldu. Yeni bir fonksiyon olduğu için bu fonksiyon yeni bir tane bizim için bir konteks oluşturdu. Peki burada ne yaparız? Burada ES5'te yaptığımız yöntem daha eskilerde arrow function'lar olmadan önce bunları ne yapıyorduk? Gelip şöyle bir tane değişken tanımlıyorduk. Örneğin var, örneğin ismine self diyelim. Ve gelip dizden bir referans alalım. Yani biz buradaki içteki fonksiyon içerisine girmeden önce bir tane self isminde bir obje, bir değişken oluşturduk ve değişken içerisinde objenin referansını atıyorduk. Ve gelip burada dizleri kullanmak yerine gelip burada yapmamız gereken self'i kullanıyoruz. Ve bunu kaydettiğimiz zaman bakın buradaki kategori bize artık gelir. Peki biz dedik ki arrow function'lar bizim için yeni bir context oluşturmuyor. Dolayısıyla biz arrow function'ları burada kullanabiliriz. Şunu kopyalayalım ve şöyle yorum satırı yapalım ve aşağıya şöyle gelelim. Bu sefer şurada ES6 diyeyim. Ve ES6 için bu işlemi yapalım. ES6 için bu işlemi yaparsak şurada yeni bir tane fonksiyon tanımlamak yerine hatırlarsınız. Şöyle bir tane arrow function tanımlarım.
Ve gelirim tekrar names'in içerisinden gönderdiğim name değerleri gelir. Ve ben burada artık selfie kullanmak zorunda değilim. Dizi kullanırsam eğer diz zaten buradaki dizle tamamen aynı olacak. Dolayısıyla benim için bir problem çıkarmayacak. Şöyle yapalım. Şuna ihtiyacımız yok. Burada yapmamız gereken yeni bir tane arrow function oluşturuyoruz ve names'leri teker teker name'in içerisine aktarıyoruz. Ve diz nokta burada kategoriyoruz. Bunu kaydettiğimiz zaman bakın gene aynı sonucu alırız. Burada dikkat etmemiz gereken bir arrow function'ın yeni bir diz objesi. Yani o fonksiyonu özel yeni bir diz objesi oluşturmadı. Bir konteks oluşturmadı. Peki bununla alakalı bir örnek daha yapalım. Şunu gidip yorum satırı yapalım. Şimdi gelelim şimdi bir tane yeni bir fonksiyon oluşturalım. Örneğin şöyle game isminde bir fonksiyon olsun. Ve fonksiyon içerisine şöyle diz nokta bir tane şöyle live isminde bir değişken oluşturalım. Ve diz nokta şöyle add live isminde bir tane de fonksiyon olsun. Şöyle bir function diyelim. Ve bu function içerisinde şöyle diz nokta şöyle one up isminde. Yani burada live değerini bir artıracak olan bir yeni bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyonu set interval ile 1 saniyede bir çalışsın istiyorum. Şöyle set interval içerisinde bir tane şöyle fonksiyon oluşturacağım. Ve fonksiyondan sonra şöyle virgül şöyle 1 saniye diyeceğim. Şöyle. Peki 1 saniyede bir ne yapacağım? Gelip şöyle console.log'a şöyle gelip live değerini yazdıracağım. Ancak bunu her seferinde şöyle diz nokta live her seferinde bunu bir arttıralım. Şöyle diyelim. Peki bu durumda ne yapmış olduk? Bir tane add live isminde bir fonksiyon oluşturduk. Ben game üzerinden bir obje oluşturacağım ve bu obje üzerinden add live'i çağıracağım. Add live'i çağırdığım için diz objesi bana game objesinin içerisindeki konteksi aslında burada verecek. Ve dolayısıyla ben add live ile bu live objesine kolaylıkla ulaşabileceğim. Ancak bu fonksiyon bana bu değeri göndereceği için. Peki fonksiyon içerisinde yeni bir fonksiyon oluşturduğum zaman işler bu durumda karışacak. Yani burada yeni fonksiyon olduğu için buradaki diz ile buradaki diz bana aynı sonucu göndermeyecek ki bunu şöyle aşağıda bakarsak şöyle let örneğin şöyle player diyelim. Şöyle new bir tane game oluşturalım. Ve gelip player üzerinden şöyle add'li çağıralım. Ve bunu kaydettiğimiz zaman bakın 1 saniyede bize not a number yazar. Yani oluşturulan sayı yani şurada arttırılacak olan sayının şu anda tanımadığını burada söylüyor. Dolayısıyla burada yapmamız gereken nedir? Gelip tekrar biraz evvel yaptığımız gibi bir tane şöyle var self isminde şöyle bir diz objesi oluştururuz. Ve yapmamız gereken şurada self.live demek. Yani dışarıdaki diz ile içerideki dizi aynı yap. Bunu kaydettiğimiz zaman bu durumda bakın 1, 2 bu şekilde 1 saniyede bir live objesinin içerisi arttırılmış olur. Tamam bunda problem yok. Bu ne dedik? ES5'te kullandığımız yöntem. Peki ES6'ya geldiğimizde şöyle yorum satırı yapalım. Şöyle ES6 diyelim şuraya da. Bu durumda yapmamız gereken şununla uğraşmamız artık gerek yok. Burada gelip şu fonksiyonu kullanmak yerine fonksiyonu silelim ve bunu arrow function ile değiştirelim. Ve diz objesi dediğimizde artık yeni arrow function içerisinde oluşturulan diz ile game fonksiyonun içerisindeki diz tamamen aynı objeyi temsil ettiğinden dolayı kaydederiz ve gene aynı sonucu alırız.